Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz üzere Fenerbahçe'nin maçı var. Fenerbahçe basketbolun maçı var. Şu anda basketbol maçını izlemeye Karşıyaka Mavişehir'e gidiyoruz. Dayı özür dilerim, şöyle ben geçeyim. Şu anda arkadaşlar saatimiz 5.53. Maç arkadaşlar 7'de başlıyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Biz en ucuz bilet aldığımız için, tam normal bilet aldığımız için yani büyük ihtimalle yan taraflar erken dolmaya başlayacak. O yüzden hani bir saat önceden gidip bizden yer kapalım diye düşündük. Çünkü pota arkasında ben geçmeyi hiç istemiyorum. Pota arkasında benim gözler zaten bozuk. Ya göreceğim ya görmeyeceğim, sıkıntı olacak. Onun için pota arkasında geçmeden yan taraflarda yer kapmaya çalışmamız lazım. Şu anda arkadaşlar geliyor. Birazcık heyecanlıyım. Kusura bakmayın. İlk defa Fenerbahçe'nin maçına gideceğim. Yani arkadaşlar bir ilkeyim zaten şu an kendi açımdan. Dedim hani bu heyecanımı da sizinle paylaşayım. Zaten motorla gidiyoruz. Gitmişken bir motovlog çekelim. Mavişehir buradan mı? Mavişehir buradan. Mavişehir'e girdik mi? Tamam geldik ya. Şu an saatimiz 5.54. Yetiştik bence. Neyse abi şimdi şöyle bir şey var. Asıl detayı unuttum ben. Gördüğünüz üzere maç Karşıyaka'da, Mavişehir'de. Karşıyaka'nın salonunda. Ben de fanatik. Ya fanatik sayılmam aslında ama yani doğma büyüme Fenerbahçeliyim yani. Şimdi arkadaşlar maçı çok izlemek istiyorum ama bende şöyle bir şey var. Benim takımım basket deyince ben sevinem. Yani ben Karşıyaka'lı gibi orada sevinemem. Onun için hani ufaktan da olsa bir tarafımı belli etmem gerektiğini düşündüm. Ve içime şu anda Fenerbahçe formasını giydim. Ya fırsat olursa eğer bir sıkıntı yaşamayacağımı düşünürsem formayı çıkaracağım. Böyle göğsümü gere gere maçı izleyeceğim. Ama bakacağım hani çok böyle holiganlar şeyler var. Böyle psikopatlar var. Direkt Karşıyaka'lı fanatikler var. Hani sıkıntı yaratacak tipler varsa hiç riske atmayacağım. Şu an üstümde sivit var zaten. Sivitin içinde forma var. Öyle salağa yatıp maçı izlemeye devam edeceğim. Yani insanları da kışkırtmış olmayalım diye düşünüyorum. Ama şimdi şöyle. Ben hani bunu yapıyorum diye de şey yapacak değilim arkadaşlar şimdi. Ben Fenerbahçe basket atınca ayağa kalkar sevinirim. Yani laf yapan da yapsın, sıkıntı yok. Şimdi ben Fenerbahçe atınca sevineceğim. Karşıyaka atınca üzüleceğim. Hiç kalkmayacağım, tepki vermeyeceğim. Yani zoruna gidelim de zoruna gitsin. Yapacak bir şey yok abi şimdi. Düşman değiliz. Alt tarafı bir maç yani. Orman nerede? Saklayayım da ben görmesinler. Sen Karşıyaka şeyi mi giydin içine? Arkadaşlar canım da içine Karşıyaka'nın böyle bir tane tişörtünü aldı bilet almaya gittiğimizde Karşıyaka Store'dan. Onu giydi. Yani onu alma sebebi de kanka dedi şimdi hani gideceğiz maça, sen formayla gideceğim diye tutturuyorsun. Hani en azından ben yanında Karşıyaka'lı olarak durayım da hani kardeşim vardeşim deyip seni belki kurtarırım diye düşündü. Hani beni ufaktan da olsa bir kurtarmak için Karşıyaka'nın tişörtünü aldı, onu giydi şu anda içine. Evet polisler var. Önümü kapatayım ben şöyle salaktan. Sıkıntı yaşamayalım. Sağ tarafımız spor salonu arkadaşlar. Değil. Sağ taraftayım ama şurada bir yerdeydi. O kadar ufak, neyse şimdi Karşıyaka'yı da aşağılamayalım ya gerek yok. Arkadaşlar bakalım içeriden olabildiğince kamera kaydını açmayı deneyeceğim. Açabilirsem açacağım yani. Yani o heyecanla bakalım ne kadar açarım onu da bilmiyorum ama deneyeceğim şansımı. Onun haricinde girdik, video bitmeyecek. Çıkışta da bakalım hani kutlama olarak bir videoya devam ederim. Şu anda aklıma gelen her şeyi tam anlatamamış olabilirim. Onun sebebi de şimdi dediğim gibi heyecanım var. İlk defa maça gidiyorum. Ege Park'ın yanı mı? Hayır, şurası ya bekleyin. Nasıl ya? Ha biz çıkarken diğer taraftan çıktık o gün. Anladım tamam. Ben diyorum stat buradaydı, şey buradaydı dedim, nereye ışınlandı? Tamam sıkıntı yok, ben sola döneceğim. Fenerbahçe'm benim. Bu arada arkadaşlar hani Fenerbahçe değilseniz de bu videodan çıkmazsanız sevinirim. Hani sadece Fenerbahçeliler de izlemesin bu videoyu şimdi. Hani belki içeride bir olay olacak, bir şey olacak. Normal bir şekilde izleyin arkadaşlar. Ha, takım şeyini yapmaya gerek yok bence ya. Hani ha Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, ha Karşıyaka bir şey fark etmiyor. Hepimiz kardeşiz abi. Rekabet güzeldir. Böyle tatlı rekabetler güzeldir. Umarım sıkıntısız bir maç izleriz ya. Hani ilk deneyimim böyle dayakla bitsin istemiyorum. Çok güzel bir maç izleyelim, evimize rahat rahat dönelim. Hani 100 liranın hakkını verelim. Bu arada biletler çok ucuz, 100 lira. Tam bilet 100 TL. Öğrenci bileti 50 TL'ydi galiba. Allah'ım geldik. Yok mu Fenerbahçe'nin takım otobüsü ya? Vallahi bir şey diyeyim mi, çok sıra var. Geç bile kaldık ya. Loy 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 loy. Tomo falan da var. İçeri giremeyeceğiz mi? İçeri giremezsek motoru şeye koyarız, AVM'ye koyarız. Can! Formam gözüküyor mu? Görünmüyor. Ben de formayı da iyice kapat. Hatta şu üstündekileri de boyuyordum oğlum. Aslında boya. Nereye gideceğiz? Polise sorsana polise. Hocam polisler de sarı giymiyor oğlum. Ay istop ettim. Korkadan. Nereden gireceğiz? Oraya mı? O tarafa mı? Şu motoru çalıştırmayayım da şimdi. Oğlum bir şey diyeyim bak, bunlar beni... Bayrağı falan vardı, onları sever olur.
Evet arkadaşlar, boku yedik ya bence. Reis. Her şey çok güzeldi. Biz nereye gireceğiz? Kanka. Ben evde formamla rahat rahat izlemek istiyorum. Maç eve gidelim boşver. Senin öyle oluyor. Bu arada sizinle sıraya girmiş zaten. Aa, alıyorlar galiba. Nereye koyacağız? Ya orada park yeri var diye motor park yeri, oraya geçelim. Tamam da oraya nasıl gideceğiz? Dolaşalım mı buradan, dolaşamaz mıyız? Oğlum o kadar şeyim ki, şampaniyim ki. Formanın ucu gözükecek diye. Abi baksana nasıl bakıyor insanlar. Şu motorcuyuz ya, sert bakıyorlar. Bir de şey olsa. Şey, formanı çıkarıp arkadaşlar sorsana. Kanka alkollüler. Kanka polise de yakın bir yerde duralım da. Şimdi burada salak salak dayak yemeye gerek yok. Sağ tarafta şey vardı da, motor park yeri vardı, oraya koymamız lazım. Ya da direkt Mavişehir AVM'ye koyup öyle gelmemiz lazım ki bence öyle yapmak daha mantıklı. Sana bir şey diyeyim mi? Şeye koyalım. Abi sticker var mı? Vallahi yanımda yok. Bende var. Var mı? Ama şu an hiç çevirdim. Can. AVM'ye koyalım. O da doğru, hadi git. Abi gaz. Yürü, yürü. Gaz yok. Fotoğraf var mı? Fotoğraf birazdan geleceğiz, hadi. Görmedik, girdik. Kilit kendi kilitlerim bunların. Evet, ayakta kapanmıyor böyle olunca. Tamam, oturuyor da sıkıntı yok. Ben koydum daha önce, bir şey olmuyor, sıkıntı yok. Aralıkta koyacağım mı? Bunu ben R25 koymuştum buna. Şeyi kullanalım, dolabı kullanalım, çok iyi olur dolap. He? Dolap çok iyi olmaz. Dolap kötü olur. Üstümü çıkartırsam. Tamam o zaman, hadi gidelim. Evet, disk kilit takalım. Bu kadar da değil. Benim şu birazcık şey yapmam lazım ama ya. Oraya doğru geleyim de adam ay vurur eder. Sinire buldum bu arada. Çok iyi. Hayır şunu bak, dümdüz bunu buraya koymuşlar, tamam mı? Motor nasıl fark etsin buradan? Bu ne burada? Ha, kırıkmış. Öyle, bunu takayım ben. Fenerbahçe'm benim, biricik. Biricik sevgilim. Söyle senden başka kimin var benim? Karşı yakamın anasını mı? Abi bu da. Neyse arkadaşlar, içeri geçiyoruz. İçeride açabilirse kamerayı açacağız. İçeriden devam edeceğiz. Haydi görüşürüz. Bay bay. Oğlum adamın teki bana kilitlendi. Çaprazında bir adam bana kilitlendi. Omuzumun şurasından gözüküyor formanın şeyi, sarı laciverti. Kilitlendi böyle bana bakıyor. Kilitlendi bana bakıyor. Biraz şey oldum yani, korktum açıkçası. Ki korkayım, kaç bin kişi var oğlum. Ben de diyorum o biraz sayıya niye sevinemedim. Öyle biraz sıkıntıydı ya. Neyse, bir dahaki maça yeneceğiz ama. Yeneriz. Zaten sıkıntı yok, lider Fenerbahçe. Lider olmayan ikinci olabilir ama ya, Pınar Karşıyaka'nın üstündeyiz, sıkıntı yok. Bir maç yendiler, şampiyon olacağız diyorlar. Söylemeleri çok ayıp geldi.
He bir de sövdüler ya. Arkadaş adam nasıl sövdü lan? Küfretmedi resmen fışkırttı he abi. Öyle bir tırstım ilk önce ama sonra da bir rahatlama geldi. Öyle işte sövdü yani adam. Herkes küfür etti, biz öyle masum masum baktık etrafa. Neyse ya, sağlık olsun. Maçtır bu, olur. Bu arada arkadaşlar o kadar çok Fenerbahçeliyim ki. Fenerbahçe maç biletimin seri numarası arkadaşlar 1907. O kadar çok Fenerbahçeliyim. Yani siz anlayın. O kadar çok Fenerbahçeliyim. En büyük Fenerbahçeli benim. Yaşım 23. Fenerbahçeliyim. İzmir'de yaşıyorum. Taraftarları bekliyor. Hadi gidelim. Boş yaptık. Nereden çıkacağız? Sağdan galiba. Sağdan girmiştik. Ay Allah kahretmesin. Yenildiğimiz yere çıkacağız. Bizi arkadaşlar burada yendiler. Bu arada maç biteli çok oldu. Biz bir yukarı çıktık işte, bir yemek falan yedik. O kadar basket dediğimiz yetmedi, bir de çıktık yemek yedik. Bizim abilerle gitmiş. Aslında abiler demeyeceğim lan artık Fenerbahçelilere. Çoğu böyle bizim emsali artık. Benim yaş 23. Şeylerin yaşları da böyle 23-24. 23 değil aslında, 25-26 ya. Yine büyükler ama yani çok büyük değiller. Basketbolcular. Öyle bir şeydi ya, hatırlamıyorum ki. 100 olduktan sonra bakamadım arkadaşlar ya. Bakasım gelmedi maça. Hatta cana dedim kanka yok, bu maçtan olmayacak dedim. Erken çıkalım, hiç bunların sırasına hani çıkmak için sıra beklemeyelim diye düşündüm de. Can dedi geldik hadi kardeş, şey yapmayalım. Yenilsek de kaldım sonuna kadar. Öyle son dakikaya kadar kaldık. Bir halt da olmadı hani, yenemedik de. Ama arkadaşlar çok net söylüyorum, maçı Karşıyaka kazanmadı. Maçı Karşıyaka'nın taraftarı kazandı. Abi Fenerbahçe atağa çıkıyor, öyle bir bağırıyorlar ki. Benim kulağım patladı. O adamlar böyle tam ortada, dört taraftan böyle herkes çığlıklar atıyor, şeyler atıyor. Sırf sayı atamazsın Fenerbahçe diye. Yani bizim Fenerbahçeli basketbolcular, oyuncular baya baya zorlandı be. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi şeyi açamadım, formayı açamadım. Gerek duymadım çünkü çok böyle psikopat tipler vardı. Tam böyle fanatikler vardı. Hani formayı ucundan böyle gördüler, yakamdan falan gördüler. O sıkıntı olmadı. Direkt olarak açıp rahat rahat gezseydim orada, rahat rahat otursaydım büyük ihtimalle sataşacaklardı. O yüzden hani gerek duymadık, çıkarmadım. İçimde kaldı. Aga, cebim açık kalmış. Aa, polis de var ya. Tam yerinde durdum ya. Tam yerinde durdum. Tamam, sıkıntı yok. Disk kilidinin olduğu cep açık kalmış. Ben bir an telefon cüzdan gitti sandım da. Oh, sıkıntı yok. Şunu giyebilmem lazım artık, elim üşüdü. Aa, buz gibi. Çok soğuk. Kamerayı satayım, bu ne? Dayı sen de duracak yerim buldun ya. Can gitti ama ben gidemedim. Giydim. Tamam, ben buradan.
geldim. Arkadaşlar bu arada hani üzgün değilim. Bu işleri geçmiş olsun falan yaz. Aslında yazabilirsin, sıkıntı yok. Üzgün değilim. Onun sebebi de abi basketbol maçında ben çok öyle şey değilim. Aa yenildik, vah vah gitti falan değilim. Çünkü basketbol maçı cidden hani böyle ne olacağı belli olmuyor. Tam futbolda ne olacağı belli olmuyor ama basketbol biraz daha bir değişik ya. Puanlaması, cartı, cartı mesela direkt birinci olan şampiyon olmuyor. İlk 8 playoff'a kalıyor. Fenerbahçe'den playoff'ta sıkıntı yok. Hani o yüzden koymuyor. Futbol olsa tabii hani 3 puan kaybediyorsun, koyuyor işte rakibinin aran açılıyor falan ama basketbolda bu olmadığı için sıkıntı olmuyor. Yenilelim, bir şey olmaz, ne olacak? Zaten çoğu maçı kazandık. Liderliği oynuyoruz. Her türlü bu sene de şampiyonuz yani. O yüzden problem yok. Üşüdüm, bayağı üşüdüm. Dışarısı çok soğuk. Can geldin mi kanki? Geldin. Arkadaşlar. Rüzgarlı çok. Beni büyük ihtimalle zor duyuyorsunuz. Neyse arkadaşlar, yani bu da böyle bir hani ufaktan bir videoydu. Ufaktan da olsa heyecanımı sizinle paylaşmak istedim. Buraya kadar izlediğiniz için, heyecanıma ortak olduğunuz için sizlere de çok teşekkür ederim. Artık Bornova'ya geldim, ben kaçıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.